Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bu motifin yapımını paylaşmak istiyorum. Bakın şöyle bir motif. 3 farklı renkte çalıştım. Kullandığım ipleri ve renk kodlarını açıklama kısmına eklerim. Siz de aynı renklerle örebilirsiniz. Hadi gelin başlayalım örmeye. Motiflerimi 3 milim tığ ile örüyorum. İplerimi gizlemek için de yanımda her zaman ince uçlu bir tığ bulunduruyorum. Motiflerimizi sihirli halka ile başlıyoruz örmeye. Böyle çift kat dolayarak yapıyorum. Halkayı tutuyorum. İçinden çıkartıyorum. 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi çiçeğimizi oluşturmak için bakın. Kafesler oluşturuyoruz. Şuralar. Sık iğne ile halkamızın içine batıyorum. İlk zincirim 5 zincirdi. Sonrakiler 4 zincir. 2, 3 ve 4. Tekrar halkamın içine batıyorum. Bakın şöyle kafeslerimiz oluşuyor. 4 zincir çekiyoruz. Toplam 8 adet olacak kafeslerimiz. Sayalım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın bununla beraber 8 oluyor. Şimdi orta kısmını sıkılaştıralım. Bakın başlangıç ipimden tutuyorum. Hafifçe çekiyorum. Kısalan ipim çift kattı. Kısalan katını bakın sağ tarafa doğru çekiyorum. Tek katını. Sonrasında burada bakın ilmek oluştu. Böyle elimizle de düzeltelim. Tekrar çekeyim. İyice çekelim. Sonrasında burada ilmek oluşuyor. Başlangıç ipimizden tutup halkayı içeriye alalım. Şimdi tekrar halkamın içine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum ve ipimi kesiyorum. İplerimizi gizlemek önemli. Bakın hemen ince uçlu tığımı elime alıyorum. Motifimin arkasını çevirdim. Bakın böyle içlerden yürütüyorum. Öncelikle kilitliyorum bakın. Böyle ilmek çıkarttım. İçinden geçirip ipimin kaymaması için kilitliyorum. Sonrasında zincir çektiğim kısma getiriyorum. Bu işlemi niye detaylı gösteriyorum? Çünkü iplerimizi düzgün gizlemek önemli. Bakın diğer ipimi de yine sağ tarafa doğru alıyorum. Kilitliyorum. Sonrasında yukarıya çıkartıyorum. Evet. Tamamdır. Yeni rengimize geçebiliriz. Kafeslerden başlıyorum. Boşluğa battım. İlmeğimi çıkarttım. Bakın sabit duran ipimin etrafında kısa ipimi döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimizi iyice sıkıştıralım. Tekrar bakın sabit duran ipimin etrafında başlangıç ipimi çeviriyorum. 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Üçlü trabzanlar örüyoruz. İki kere doladım.
Halkamın içine batıyorum ve 3 seferde çıkıyorum. 3 adet üçlü trabzan örüyoruz. Baştaki zincirimle beraber 4 adet. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bakın hemen dibine batıyorum aynı yere. Tek seferde çıkıyorum. Bakın, soldaki kafesin içine batıyorum. Yine tek seferde çıkıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı şekilde çiçeğimizin yapraklarını örüyoruz. 3 adet üçlü trabzan ile. Sonrasında 3 zincir aynı kafese batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Bakın soldakine yine batıp çıkıyorum. 3 zincir çekip yapraklarımızı örmeye devam ediyoruz. Toplam 8 yaprağımız olacak. Aynı şekilde örelim. Sonuna kadar gelelim. Evet, son yaprağımı da ördüm. 3 zincirimi çektim. Bakın boşluğa yine tek seferde batıyorum. Bakın başlangıç yerim burasıydı. Buraya da yine tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Ve ipimi kesiyorum. İpimi yine bakın motifimin arka yüzünü döndürdüm. İnce uçlu tığımı elime aldım. Ve bu aşamada böyle gizliyorum. Bu motifte iplerimizi düzgün gizlemek önemli. Sonrasında elimizde böyle biraz düzeltelim. Ve yeni rengimize geçelim. Evet, yeni rengimi elime aldım. Ve bakın yaprağın ortasındaki şu kısma batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Yine etrafında döndürüyorum. 1 2 3 ve 4. Hepsini bakın sararak bu başlangıç ipimi de yukarıya çıkarttım. Hem ipimi gizlemiş oldum hem de düzgün bir geçiş sağlamış oldum. Bakın yaprağımı öne kıvırıyorum ve yine aradaki yere batıyorum. 1 2 3 4 tekrar batıyorum. Bakın, bu boşluklara batıyoruz. Yine kafeslerimizi oluşturuyoruz. Motifimizi rahat örebilmek için. Aynı şekilde devam edelim örmeye. Sıranın sonuna gelelim. Evet, sıramızın sonuna geldim. Şimdi yine ince uçlu tığımı elime aldım. Ve ilk zincirimin ortasına batıyorum. İnce uçlu tığ daha rahat batabilmek için elime aldım. Tek seferde çıkıyorum. Boşluğa batıyorum. Yine tek seferde çıkıp ilmek kaydırma yaptım. 3 zincir çekip şimdi motifimizi örmeye başlıyoruz. Burada klasik motif şekline döndürüyoruz. Bakın. Şimdi bu kafeslerin içine ikili trabzanlar örüyoruz. Zincirimle beraber toplam 3 adet. Köşede 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 3 adet ikili trabzan örüyorum. Arada zincir çekmiyorum. Hemen yandaki kafese tekrar 3 adet ikili trabzan. Sonrasında yine köşemizi oluşturuyoruz. 3 adet 2 zincir tekrar.
3 adet. Aynı şekilde devam edelim. Sıramızı tamamlayalım. Evet, sonuncuyu da ördüm. Bakın 4 köşe oluştu. Arada zincir çekmiyorum. Hemen ilk trabzanın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıyorum ve ipimi kesiyorum. İpimizi yine gizleyelim. İpimi ben örerken gizliyorum. Sonrasında sadece makasla kalan iplerimi temizliyorum. Bakın tam şu boşluğa kadar ipimi yürüttüm. Şimdi sıradaki rengimize geçelim. Köşeden başlayalım. İki zincir çektiğim yerden. Başlangıçlarım aynı. 1, 2 zincir çekiyorum. Yine ikili trabzan örüyoruz. Zincirimle beraber 3 adet. 2 zincir, tekrar 3 adet. Şu boşluğa köşe ile 3 adet, 1 adet üçlü trabzan örmüştük. İkili trabzan, pardon, 3 adet, bakın. Sağ ve sol boşluklarına batarak ikili trabzan örüyoruz. 3 adet. Arada zincir çekmiyorum. Eğer sizin motifinizde kasma olursa zincir çekebilirsiniz. Bakın benim tam kare motif oluştu. Onun için zincir sayıları benim elime göre yeterli. Üç adet ikili trabzan örüyorum. Sonrasında iki zincir ve tekrar 3 adet ikili trabzan. Aynı şekilde bakın devam edelim. Sırayı tamamlayalım. Evet, ilk trabzanın tepesine batıyorum. İki zincir çektiğim yere değil, yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kestim. Bakın içinden çıkartıyorum. Motifimiz böyle. Evet, motifimi bitirdim. Koton iplerle ördüğüm için motifimi ütülüyorum. Motifimin bu yapraklarının kırışık durmasını istemediğim için ütülemeyi yapıyorum. Koton iplerle örüyorsanız siz de ütülemeyi yapabilirsiniz. Bitirdikten sonra da iplerimi temizliyorum. Her renkte ayrı bir güzellik. Bakın. Açıklama kısmına kullandığım ipleri ve renk kodlarını yazarım. Siz de aynı renklerde örebilirsiniz. Bu motiflerle ben çanta öreceğim. Yakın bir zamanda paylaşacağım. Takipte kalın. Hoşça kalın.